Böyle bir devremiz vardı. Evet, yüke bindiği zaman düşüyor. Şöyle bir aparat aldım. Bu hard disk motorlar için, sensörsüz ve fırçası motorlar için tasarlanmış. Bir de bununla deneyelim bakalım. Zımparamız sağlıklı çalışacak mı? Şöyle bir jumper kombinasyonu var, ileri geri döndürmek için. Şöyle bir bağlayalım. Bu 7-12 volt arası çalışıyor. Voltajımızı biraz düşüreceğim. Bağlantılarımızı ayıralım. Bu devreyi LM740 volt pump'ı ve bir MOSFET ile yaptım. Merak edenlere devrenin resmini atarım. Ortak bacağımız turuncu olan, diğerleri ayrı bacakları, yani kom bacağı. Burada da kom bacağı bu. O sırayla mor, mavi, gri sırasıyla bağlayacağım. Önce bir gevşetelim hepsini. Bağlantılarını yaptık. Devreye ölçeltimi ampermetre konumunda bağlayacağım. Akan akımını da görmek istiyorum. Sarımız eksiydi. Şu anda 7.4 volt var.
biraz arttıralım. Belki diyottan gelen montajdan dolayı yeterli gelmiyordur. Evet, gayet iyi. Diyot üzerinden geldiği için ekstra koruma için diyodu koydum ters. Bobinlerden sonuçta ters voltaj gelebilir, ters akım akabilir. Isınan bir şey var mı diye kontrol ediyordum. Devir çok iyi ve akımı görebiliyor musunuz? Akım da çok düşük. Keselim. Tamamen durmasını bekleyelim. Bakalım direkt çalışacak mı? Şu anda saat yönünde dönüyor. Keselim. Çok iyi. Yönünü değiştiriyorum. Evet, şu anda saat yönünün tersine dönüyor. Akım da çok düşük. Devreyi zorlamayacaktır. Bu 1,5 amper gibi bir akım çekiyor diyebiliyorum. Yani bir maksimum gücü. Bu devrenin. Isınan bir eleman da yok. Bu devreyle çok rahat zımparanızı yapabilirsiniz. Devreyi bir de 12 voltta test edelim. Maksimum değeri oydu. Direkt diyodu kullanmayacağım. Direkt vereceğim voltajı. Ama bu voltajda maksimum sınırlarında kullanmayı sevmiyorum ben. Akan amperde. Bu devir düştükçe amper bayağı düşüyor. Tabii güç de düşüyor. O zaman durdurulabilir hale geliyor. İlk kalkış anında amper yükseliyor. Ama sonra yarım amper. 9 voltta yarım amper. Yani 4,5 wattlık bir güç çekiyor. Boştayken. Devreyi bir de 3 bacaklı motorla deneyelim. Çünkü devre 3 bacaklılarla da çalışıyor. Yani ortak bacağı olmadan da çalışıyor. Buradan motoru da bacağını söküp de yapabiliriz. Aynı şekilde buna lehimleyip de yapabiliriz. Buna lehimleyip yapalım.
maçlarımızı yaptık. Gücümüzü verelim. Üzerinde disk olmadığı için akım çok çok daha düşük. Bir de tabii komport olmadığı için daha düşük devirde dönüyor olabilir. Evet, ortak bacağı olmadığı için gücü biraz daha düşük. Bunda 12 volta çıkıyorum. Akım hemen hemen hiç değişmiyor. Çok zorlamadan zımpara makinesi gibi bir şey de kullanılabilir. Ama komportlu dört bacaklı bir motor için güç birazcık düşük kalıyor. Ama durmuyor. Eli zorluyor. Görür. Devir maksimumda. Bir pervane vesaire yapmak için ideal. Az evvel dediğim gibi zımpara yaptığım, zımpara makinesi olarak kullandığım videoyu yakında paylaşırım. Çok keskin bir bıçak yapmayı düşünüyorum. Bakalım becerebilecek miyiz? Takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.